Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçeye geldik. Tavuklarımızı saldık. Gördüğünüz gibi burada bahçemizden kapıyı da açıyoruz. Hayvanlarımız bu şekilde dışarıda hepsi geziyorlar. İspenç horozumuz. Modern game'lerimiz, lohman, astroloplar hepsi geziyorlar. Dışarıda rahat rahat. Bugün bir sürpriz var arkadaşlar. İspenç tavuğumuz Burkay atmış. Sevindirici bir haber. Onu da çekeceğiz videoya. Yani bu soğuklarda helal olsun Burkay atmak. Bakmayın bugün güneşli ama akşam olduğunda geceleri -1, -0, -2 derecelere kadar hava düşüyor. O yüzden bakalım Burkay attı ama çıkarabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Havalar gece çünkü çok soğuk oluyor. İnşallah çıkarır yumurtalarını. Tavuklarımız böyle geldiğimizde bahçe bütün gün dışarıda geziyorlar. Gezen tavuk her zaman iyidir. Biliyorsunuz gezen tavuğun yumurtası da çok güzel oluyor. Organik bir yumurta olmuş oluyor. Hayvanlarımız geçsin buradan. Ben şöyle kümesleri göstereyim size. Hop, lohmanımız buraya yatmış. Hadi sana kolay gelsin. Yanda gördüğünüz gibi 2, 4, 5 tane yumurtamız var burada. Yumurtaları dün toplamıştık. Bunlar bugünkü yumurtalar. Lohmanımız da yatmaya devam ediyor. Ufaklık, sen ne yapıyorsun? Hı, siz ne yapıyorsunuz bakayım? Minnaklar. Modern game'lerimiz. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Burada aşağıdan yetişen 2 adet astrolop civcivimiz var biliyorsunuz 3 aylık. Onlar duruyor. Burada mavi astroloplar duruyor. 1 adet yumurtamız da burada var. Dün 3 adet yumurta buradan almıştık. Bak yine oraya çıktı o. Horozumuz modern game. Saldırma. Hayır, 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 hayır. Bak. Bak bütün horozları burada saldıran horozları yok ettim. Seni de gönderirim. Akıllı ol. Bunun da boynuna bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ya kavga ettiğinden dolayı ya da tavuklar yapıyor anlamadım. Boynundaki tüyler görüyorsunuz. Eksilme var boynundaki tüylerde. Bunu çözemedim neden olduğunu. Ya kavga ediyorlar ya tavuklar yiyor. Buna da bir çözüm bulacağız inşallah. Bu arada cüce koşinlerimizi de sahiplendirdik. Cüce koşinlerimizi Aydın'a, Nazilli'ye gönderdik arkadaşlar. Biliyorsunuz 4+2 cüce koşinimiz vardı. 4+2 cüce koşinimiz vardı. 4+2 cüce koşini gönderdik. Artık cüce koşinlerimiz yok. En son onların civcivlerini çıkarmıştık biliyorsunuz. Bu en baştaki bölmede kalıyorlardı. Bunların da yumurtasını biraz önce toplamış bizimkiler. Onları da gösteririm. Bu üst katta zaten yemlerimiz var biliyorsunuz. Şu an en değerli burası arkadaşlar. En değerli bölme burası. Neden derseniz yemlere aşırı zam geldi biliyorsunuz. O yüzden en değerli bölmemiz burası. Şu gördüğünüz mesela CP'nin gezen tavuk yumurta yemi. CP gezen tavuk yumurta yemi. Onun fiyatı şu an 380 lira arkadaşlar. Evet 380 lira. O yüzden en değerli yer şu an yemlerin olduğu kısım. Gördüğünüz şu 380 TL. Burada bir çuval buğday var. Burada bir çuval buğday var. Bunun da fiyatı 300 lira arkadaşlar. 380, 300 daha 680 lira bunlar yapıyor. Bu sefer yumurta yemi almadım. Dün bir çuval yumurta yemi var ama ekstradan şöyle bir karışık yem aldım. Gördüğünüz gibi. Bunda ne var? Yumurta yemi var. Mısır var. Buğday var, arpa var. Böyle bir karışık mix arkadaşlar.
Bunun fiyatı da neye geldi? Şöyle söyleyeyim. 2 tane 25 kiloluk aldım. Yani toplam 50 kilo. 330 TL'ye geldi. Yani yumurta yemi 360 TL'de 50 kilosu. Bunun 50 kilosu 330 liraya geldi. 30 lira daha bir uygun bir fiyat almış olduk. Bir de bunu deneyeceğim bakalım. Karışık. Karışık yemimiz mix. İşte şöyle yakından göstereyim. Buğday, mısır, arpa, yumurta yemi. Her şey var arkadaşlar içinde. Böyle bir karışık. Bunu da deneyelim dedik. Yani şurada gördüğünüz yerde 1000 liralık bir yem var. Şu kadar yemin maliyeti 1000 lira arkadaşlar. 3 çuval yem. Burada 3 çuval yem 1000 lira şu an. O yüzden en değerli bölümümüz burası diyorum. Bu lohman tavuğumuz da buraya alışmış arkadaşlar. Burada buğdayın üstüne çıkıp buraya yumurtlamış. Bugün fark ettim ben. Neden fark ettim? Bu yeni aldığım bu yemleri buraya getirirken burayı düzenleyeyim dedim. Düzenlerken buradan ne buldum? Gördüğünüz gibi. Tamam, sakin ol. Gördüğünüz gibi bakın. 2 tane yumurta buldum. Lohman tavuğumuz çıkıp buraya yumurtluyormuş. Bunu da bugün öğrenmiş oldum. Herhalde yine yumurta yapacak. Yatsın bakalım. Bir yumurta yapsın. Sen niye buraya yumurtluyorsun? Bir sürü folluk var. Sen gelip buraya yumurtluyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak, yumurtalar da altına aldı. Sanki gurka yatacak. Yumurtla bakalım sen burada. Yani bu yemler bizi bayağı bir götürür arkadaşlar. Yemler de aşırı pahalı. Bakalım artık. Neyse, geçelim. İspenç gurkumuzu arkadaşlar. Dün geldim, video çekemedim. Babam dedi ki İspenç daha galiba gurk yattı dedi, 2 gündür yatıyor kalkmadı dedi. Gelip baktığımda evet, gurk yatmış. Normalde kafeslerin üstü böyle açıktı ama ben naylonla full kapattım arkadaşlar. Çünkü hayvanımız gurk yattığı için hava geceleri çok soğuk oluyor. Yumurtaları ısıtamama gibi problem olur diye bu şekilde naylonla kapattım tamamen kapıyı. Biliyorsunuz bu aşağıda modern gemilerimiz duruyor. Yukarıda da İspenç çiftimiz vardı. 1+1. Evet. Gurkumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. İspencimiz gurk oldu. O yüzden horozu da aldım buradan arkadaşlar. Cüce koşinlerimizi sahiplendirmiştik biliyorsunuz. Horozu da orası boşaldığı için oraya koydum. İyi oldu, yer açılmış oldu. Denk geldi açıkçası. Onları sahiplendirdiğim gün bu da gurka yattı. Bu tek başına burada kocaman yerde takılacak artık. Gördüğünüz gibi dışkıları da kocaman kocaman yapıyor gurkta olduğu için. Hayvan biliyorsunuz her zaman kalkmıyor. Yeme suya kalktığında dışkısını da yapıp geri yatıyor. Arkadaşlar yaklaşık 15-16 yumurtaya yatmış. Yumurtaları almıyordum altından. Tabi azalttık yumurtayı çünkü hepsini ısıtamayacak, çoğu yarısı dışarıda duruyordu. Altına toplam 8 tane yumurta bıraktım. 8 adet yumurta var. Bakalım kaç tanesi çıkacak. Döllü olup olmamasında bir şey aramıyorum çünkü sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. 1+1 besliyoruz zaten. Çoğu döllü olur diye tahmin ediyorum. Onlara da sonra bakarız. Daha bugün ikinci gün falan oldu. Tam günde ne bilmiyorum açıkçası. Yaklaştığında her gün bakacağız. Hayvanımız bu şekilde gördüğünüz gibi yatıyor. Maşallah kabarmış, kocaman olmuş yatınca. Bakın. İnşallah ispencimiz cicvilerini çıkartacak. Biliyorsunuz son çıkımda makinede ispenç çıkartamamıştık. Çok istemiştim. Ama böyle bir şans oldu bize de. İspenç tavuğumuz gurka yattı. Gurka yattığı için güzel oldu. 8 tane altında yumurta var. Bakalım kaç tane çıkım alacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Alta modern gemilerimizi koyuyoruz yine. Ön tarafı da böyle naylon yaptım. Havalar gece çok soğuyor. Biraz erken yattı hayvanımız gurka ama yapacak bir şey yok. Önünü de kapattık. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Naylonla kapalı. Lohmanımız yapmaya devam ediyor buğdayın üstüne. Bugün biraz yem hazırlayacağım arkadaşlar. Bidona yem hazırlayacağım karışım. Ben biliyorsunuz yumurta yemiyle buğdayı karıştırıp veriyorum.
Biraz o yemden hazırlayacağım. Burada zaten direkt karışık yemimiz var. Bunu da veririz yakında. Belki bugün direkt bunu veririm. O diğerleri kalsın. Bunları yavaştan verelim. Bu kapıları da kilitliyoruz biliyorsunuz. Çünkü şurada 1000 liralık yem var şu an. Bahçede, kümeste durumlar böyle arkadaşlar. Cüce koşinler gitti artık. Cüce koşinlerimiz yok. Tabii onların yerine biliyorsunuz alttan yeni nesil geliyor. Yani yer açmamız lazım. Çünkü yer açmamız lazım. Alttan blue porselen brahmalar geliyor. Ayrıca astrologlar var. Bunları nereye sığdıracağız? Biraz büyüdükten sonra. Bir yandan da yer açmamız lazım. Burada da bir lohmanımız yatıyor hala yumurtaya. Yat bakalım. Şöyle burada değil yumurtalar. Ufak yumurtaları topladık ama nereye koyduk bilmiyorum. Maşallah yumurta verimimiz çok güzel. Bayağı fazla fazla yumurta oluyor. Yani artık yumurtayı sahiplendiriyorum. Çünkü bize fazla geliyor arkadaşlar. Astroropları döllü olarak da veriyorum arkadaşlar. Kuluçkalık. Diğer lohman ve kırma tavuğumuzu da lohman ve kırma tavuklarımızı da yemelik yumurta olarak sahiplendiriyorum. Çünkü bize fazla geliyor onlar. Yiyemiyoruz hepsini. Bütün sürü dışarıda şu an gördüğünüz gibi takılıyorlar. Şunlar da alttan gelen iki tane civcivimiz. Maşallah kocaman oldular. Yaklaşık 3 aylık civarı bunlar. 3-3,5 ay bir ihtimalle. Onlar da böyle yavaştan sürüye alıştırmaya çalışıyoruz. Tabii biraz kovalıyorlar onları. Ama alışacaklardır biraz daha büyüdükçe. Böyle dışarıda bütün gün takılıyor hayvanlarımız. Videonun da sonuna gelelim artık arkadaşlar. İnşallah İspeş civcivlerimizi aldığımız gün videoyu çekeriz. Onların da zevkini sizle beraber yaşarız. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoya bir beğeni atırsanız da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.